Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. 16 bülteniyle gelişmeleri aktarmaya başlıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Anneler Günü dolayısıyla çok güzel bir video yayımladı. Videoda Hakkari, Suriye, Isparta, Afganistan gibi önemli noktalarda görev yapan kara, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı personelin mesajları yer aldı. Komando! Komando! Ölmez! Vatan! Ölmez! Bizleri yetiştiren fedakar anneler! Anneler gününüz kutlu olsun! Başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutlarız. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutlarız. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Başta tüm şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere annemin ve tüm annelerin anneler gününü kutlarım. Başta bütün şehit, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneler Günü haberleriyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı Anneler Günü'nde unutmadı. Kadınlar Zübeyde Hanım anıtına çelenk bıraktı. Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şubeleri Anneler Günü'nde İzmir Karşıyaka Çarşısı'nda toplandı. Buradan Zübeyde Hanım anıt mezarlığına yürüyen kadınlar, en büyük Türk anası dedikleri Zübeyde Hanım'ı Anneler Günü'nde unutmadı. Anneler Günü'nde onun yanında saygı duruşunda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Zübeyde Hanım bizim için bu ruhla, bu gururla önemlidir. Ulusal Kanal'a konuşan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Doktor Canan Arıtman, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Yani Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak ülkemizdeki tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü en içten duygularımızla, en iyi dileklerimizle kutluyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreteri Pınar Gül, kadınları örgütlü mücadeleye davet etti. Hayatımızı Cumhuriyet'e, devrimlere, bağımsızlığa adamış vaziyetteyiz. Bu nedenle tüm kadınların Anneler Günü'nü kutlarken aynı zamanda onları derneğimize ve mücadeleye davet ediyoruz. Eylem yapılan yürüyüşün ardından Zübeyde Hanım'ın anıtına çelenk konulmasıyla son buldu. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü onlar için ayrılmış gibi gözükse de aslında her gün onların. Bizler için sayısız fedakarlık yapan annelerimiz ne pahalı hediyeler ne de şatafatlı sürprizler istiyor. Onlar sadece çocukları tarafından hatırlanmayı bekliyor. Annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçemizin yollarında koşarken
bizi hayata getiriyorlar, sonra da büyük bir özveriyle o hayata hazırlıyorlar. Dünyadaki en kutsal şey benim akıl hocam. Annem olmasa ne yapardım bilmiyorum. Yani her gün onların olması daha iyi bir şey tabii ki yani. Her gün onlara karşı sevgimizi göstermek. Hatırlatıyor musun annene her gün sevgini? Yani evet, yani küçük küçük hediyelerle. Hayatımıza şekil verdikleri gibi topluma da fedakarlıklarıyla yön veriyorlar. İlk anneler gününüz mü? İlk. Varlığı en büyük hediye zaten bizim için. Evlerimiz, dairelerimiz ayrı olduğu için iş hayatı tabii. Mümkün olduğu kadar akşamları görüştüğümüz sürece. Biraz ihmal ediyorsunuz. Yani evet. Onlara fedakar dedik ancak gerçekten de öyleler. Her dönemde fedakarlık yaptılar. Özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde evini bırakıp cepheye koştular. Vazifelerimiz bunlar. Gene şimdi olsa gene yapacağız. Bize düşen görev neyse gene yapacağız. Anneler gününde istekleri ne pahalı hediyeler ne de şatafatlı sürprizler. İstedikleri tek şey hatırlanmak. Tabak falan olur yani, kadınların sevdiği şeyler genellikle. Onları mı seviyor kadınlar? Evet. Gelmeleri yeter, bir şey almaları gerekmiyor ki. Gelmeleri, aramaları yeter. Ama telefon insanı tatmin etmiyor. İnsan gelsinler istiyor. Hani annem öyle çok fazla bir şey, hani cafcaflı bir şey sevmiyor. O yüzden hani bir çiçek bile mutlu edebiliyor onu. Annem de bir çiçek olduğu için. Çiçek de yapacağım. Sen kendin yapacaksın çiçeği. Evet. Biz de Ulusal Kanal ailesi olarak Biricik annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Tekstil dersinde anneler günü için hediye yapmamızı istemişti öğretmenimiz. Ben hem anneme hem de babam için yaptım. Ne kadar güzel, ikisine de sevgini göstermek için. Şırnak'ta bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi de yaralandı. Şırnak'ta maden konutları mevkiinde faaliyet gösteren kömür ocağında göçük yaşandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. İki işçinin toprak altında kaldığı belirlendi. Kamil Sunar adlı işçi göçükten yaralı olarak kurtarıldı. Ancak mesai arkadaşı Reşit Özcan o kadar şanslı değildi. 45 yaşındaki işçi Özcan'ın naaşına kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ulaşılabildi. Yaralı işçi Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gazeteci Yavuz Selim Demirabi saldırıya uğramıştı geçtiğimiz günlerde. Saldırıya uğrayan gazeteci Demirağ'ın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili 6 kişi de gözaltında. Şüpheliler Demirağ'a sopalarla saldırmıştı. Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a saldırdığı iddia edilen 6 kişi yakalandı. Demirağ, Ankara'da katıldığı bir televizyon programı sonrası saldırıya uğradı. Başından ve yüzünden yaralanan Demirağ, Gata'da tedavi altına alındı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan kurumlar, sorumluların en kısa sürede cezalandırılmasını istedi. ALS hastası Ali Var, bedensel engeline rağmen sınırlarını zorladı. Ayaklarıyla fotoğraflar çekti. 2010 yılında 1+40 Ali adlı sergi açtı. Son olaraksa yamaç paraşütü yaptı. ALS farkındalık için bu proje. 25 yaşındayken ALS teşhisi kondu. 3 yıl yaşam süresi öngörülen Ali Var, şimdi 36 yaşında. Hastalığı ilerledi ve bedensel engeli %98'e çıktı. Ancak yaşamla bağı hiç zayıflamadı. Aksine güçlendi. ALS hastası Ali Var'ın amacı, son dönemde denizaltı otoyol geçişi projesiyle gündeme gelen Gediz Deltası'ndaki doğal yaşama dikkat çekmek. Ali Var, önce pilot Metin Pehlivan tarafından bilgilendirildi. Ardından özel kıyafet giydirilen Var, motorlu yamaç paraşütüyle kuş gibi gökyüzünde süzüldü. Pehlivan ve Var'ı taşıyan motorlu yamaç paraşütü 30 dakika boyunca İzmir semalarında tur attı. Ali Var bu sürenin önemli bir bölümünde kuşların yaşam alanı olan Gediz Deltası ağzında flamingolarla birlikte uçtu.
Uçuş öncesi ve sonrası duygularını onun dudaklarını okuyan hayat arkadaşı yardımıyla aktaran Ali Var, uçma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Çok güzel. Çok mutlu oldum. Her gün diyor, her gün yapabilsem diyor, yapabilirim. Ali Var, 2010 yılında da fotoğraf sanatçısı Tahir Ün'le birlikte sergi açmıştı. Ali Var'ın ayağıyla çektiği fotoğraflar 1+40 Ali projesiyle sergilenmişti. Et üretiminde son rakamlar kötü tabloyu gözler önüne serdi. Kırmızı et üretiminde %16.5 düşüş yaşandı. İthalattaki azalmayla da fiyatlar ateş pahası oldu. Vatandaş bırakın kırmızı et almayı artık beyaz ete dahi elini uzatamıyor. Türkiye ekonomisi krizin içinde. Et fiyatları yükseliyor. Vatandaş elini ne beyazına ne kırmızısına uzatamıyor. Kötü tabloyu gözler önüne seren son verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Türkiye'de et üretimi düştü. Yem sorunumuzu çözemediğimiz sürece Türkiye'de ürün fiyatlarını yerinde bile tutabilmemiz mümkün değil. Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 düşüşle 211.435 ton olarak gerçekleşti. 2018 yılında dolardaki çok hızlı yükselmenin etkisiyle ithalat yavaşladı ve geçen yıla göre 2019'da da ithalatta oldukça düşme var. Bu içerideki üretimimizin iyi noktaya geldiğinden dolayı değil, maalesef ithalatın çok daha pahalıya gelmesinden kaynaklı. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık hayvancılığı değerlendirdi. İçeride üretmek yerine ithalatı kolaycılık olarak görüp bu anlayışta Türkiye'nin hayvancılık ve kırmızı et politikasını yönlendirenler için artık ithalat kapıları da kapanmış vaziyette maalesef. Türkiye üretimden uzaklaştı. İthalatta da yavaşlama olunca et stoğu bitti. Fiyatlar etiketlere sığmaz oldu. Yapılan her bir ithalat içerideki üretimi baltaladığından kaynaklı ithalatın hızını kesince de bırakın durdurmayı hızını kesince de içerideki üretim yetersizliğinden fiyatlar çok daha hızlı yukarıya tırmanıyor. Atalık küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Küçükbaş hayvana yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Küçükbaş hayvana uygun bir coğrafyada yaşadığımızı tekrar hatırlayarak ona daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Ancak hükümetin adımları yetersiz. En büyük sorun yem sıkıntısı. Bu bağlamda da meraların önemi artıyor. Ahmet Atalık, meraların amaç dışı kullanıldığını söyledi. Mera kanununa her yıl bu siyasi iktidar tarafından meraları nasıl amaç dışı kullanabiliriz istisnaları eklendiğinden biz meralarımızı hayvanlarımızın karnını doyurmak için değil, kentsel dönüşümler ya da benzeri amaç dışı kullanımlarla enerji yatırımları gibi amaç dışı kullanımlara tahsis ediyoruz. Saman, patates, soğan ve kırmızı et gibi ürünleri ithal eden Türkiye çöpü de yurt dışından alıyor. Bu da sokak atık toplayıcılarını olumsuz etkiliyor. Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, yurt dışından ithal edilen çöp bizim geri dönüşüm için topladığımız çöplerin fiyatını düşürüyor dedi. Türkiye'de sayıları 500 bini bulan sokak atık toplayıcıları ithal çöp istemiyor. Yurt dışından ülkemize ithal atıklar getiriliyor, ithal çöpler getiriliyor. Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, çöpler artık yurt dışından ithal ediliyor. Bu da bizim topladığımız çöplerin fiyatını düşürüyor, dedi. Bu çöplerden dolayı bizim topladığımız atıklar artık neredeyse para edemeyecek duruma geldi. Bu çöpler İngiltere'den ve de Avrupa'dan alınıp ülkemizdeki atıkları almıyorlar. Bu nedenden dolayı sektörümüz özellikle bizler çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çağrı yapan Karaman, çöp ithalatına kota konulmasını istedi. Yetkililerin bunu duymasını, buna göre bir önlem almasını talep ediyoruz.
Uzmanlar Türkiye'de geri dönüşüm sektörünün büyüklüğünün 5 milyar dolara ulaştığını ifade ediyor. Çevre mevzuatına göre ambalajlı malzeme üreten firmalar ürettikleri kadar ambalaj atıklarını toplamak zorunda. Bizler sokaklarda, sahada, zor şartlarda çalışıyoruz. Firmalar bu yükümlülüklerini sokak atık toplayıcıları üzerinden gerçekleştiriyor. -40 derecede çalışıyoruz, yazın artı 40 derecede çalışıyoruz. Firmaların yurt dışından ithal edilen çöpleri alması Türkiye'de toplanan atıkların ya fiyatını düşürüyor ya da elde kalmasına neden oluyor. Yaptığımız iş dolayısıyla gerek ülke ekonomisine gerek çevreye önemli katkılar sunuyoruz. 16 bültenin sonuna geldik. Saat 18.30'da ana haber bülteninde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.